Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Malezya'da Şarık Türkistan hakkında dokulat verildi. 9 fevral Şarık Türkistan Mağarife Hemkarlık Cemiyeti Reisi ve Şarık Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarık Türkistan Ülümalar Birliği Muavin Reisi Ustaz Sıracıdın Azizi, Şarık Türkistan Ülümalar Birliği Avustralya Vekili Ustaz Abdusalam Alim, Doktor Ali Ruzi Katarlıklardan terekip tapkan bir heyet teklif bilen Malezya'ya yitip berip, 2. kıtımlık Malezya ziyaretini başlayan idi. Mezkur heyetinin ziyaret maksidi Malezya'daki münasebetlik yukarı derecelik resmi ve gayri resmi şahıslar ve organlarını ziyaret kılıp, Şarık Türkistan davasını canlandırış işkenliki bildirildi. Hayat 13. fevral keşte Malezya'nın Kuala Lumpur'da Vadak Teşkilatı'nı ziyaret kılıp, onlarının Şarık Türkistan davasını kılgan yardımı ve Malezya'daki Şarık Türkistan muhacirlerine kılgan ensarlıkı rahmet ediş için Vadak Teşkilatı reisiyle long takdim kıldı. Hayat yine Malezya'daki her kaysi teşkilat yetekçileri, akademikler ve muhbirler iştirak kılgan yığılışta Şarık Türkistan'ın hazırkı vaziyeti temizde kısıkçı dokulat berip, Xitay'ın İslam'ını Xitaylaştırış için barlıq rezil siyasetlerini yürgüzüşke başlığalıqını, Şarık Türkistan halkıya terörçi kalpıqını kiydirip, 3 milyondan artıq halkını lagırga taşlap, imanıdın yenişki mecburlavatkallıqını, hatta nurgun kişilerini öldürüp, kırgın kılıvatkallıqını çüşendirip ötü. Harran Üniversitesi'de Şarık Türkistan tanıştırıldı. 13 fevral Şarık Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Dr. Abdusalam Taklimakan, Şanlı Urfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin okutukçı okuğucularına Şarık Türkistan'ın hazırkı vaziyetini düşündürüp, Xitay'ın Şarık Türkistan halkının İslami kimlikini ve milli kimlikini yoktup, Xitaylaştırış siyasi yürgüzüşke başlayalıqını, Şarık Türkistan halkıya terörçi kalpıqını kiydirip, lagir ve türmelerde kırgın kılışkı başlayalıqını sözlep ötü. Doktor Abdusalam Taklimakan yana insani yardım mahfi İHH'nın Şanlı Urfa şöbüsü teşkilligen yığılışkı teklifinden katnaşıp, Xitay'ın Şarkı Türkistan halkını lagir ve türmelerde her xil kıyın kıstaklar bilen kırgın kılıvatkallıqı, nurgullugan ölüme akademiklerinin izdireksiz yokap kituvatkallıqı qatarlıq ekvallarını tunuşturdu. Oğlu lagirde özü soğuktu kalgan Mumay. Zimistan Toru'nun 13. fevraldaki haberde bildirilmişçe, Xitay tecavüzçileri mescidki kirgenlerini lagirge kamıgan. Şarkı Türkistan'daki bir Tungan Mumay muhbirinin ziyaretini kubul kılıp, oğlunun ötken yılı 4. ayda mescidki namaz okuğulu kirgenliki üçün Xitay sahçileri tarafından tutkun kılınğalıqını. Birkaçı aydın kiyin kilininin bir balısını taşlap koyup, ata anısının üyüge ketkenlikini Mumay'nın 6 yaşlık nevrisi bilen yalğız kılıp, kattı kıyın ekvalığı çüşüp kalğalıqını. Oğlu bilen körüş üçün lagırgı birkaç kıtım barğanda, pekat bir kıtımlı körüştürgenlikini, oğlunun kattık, cüdep, acizlep kalgallıkını körgenlikini. Mumay'nın karıgıçısı bulmağallıktın, kışlık kıyım keçek, yemek içmekte kattık, kıynalgallıkını aşkarlıgan. Muhbir Mumay'nın ailesini ziyaret kılıp, bunularını bildirgen. Oğlu lagırgı kamılıp, karıgıçısı kalmağan Mumay kattık kışının soğuk kudumu üyüge meş koymaptı. Mumay'nın üyü bilen sırtının anç perkı yok iken, üyüden soğuk uçuplu durdu. 2 yıldan beri Şarkı Türkistan'daki aileler Mumay'nın turmuş muhiti bilen okşaş bulup kaldı. Tutkun kılınan kişiler bek köp bolganlıktan nurgun ailelerde adam kalmadı. Mumay'nın bu ehvalini Şarkı Türkistan halkının hazırkı turmuş ehvalinin tipik bir misali değişki buludu. Anatolia Agnetliği Uygur siyalilerinin izdiriki yokluğunu tekitledi. Türkiye Anatolia Agnetliği 11. fevral bergen haberde 2 yıldan beri lagırlarga tutkun kılınan Uygur ziyalilerinin izdiriki bolmayvatkallıkını tekitledi. Haberde Halkara Keçirim Teşkilatı, Kişilik Hukukunu Küzüş Teşkilatı ve Avrupa Parlamenti Katarlık Nüfuzluk Organlarının bu aktiki dokulatları nakıl kılınıp, Xitay'nın 1 milyondan köpürek Şarkı Türkistan halkını lagırga tutkun kılgallıkını, lagırda taşbolat deyip Alim Ahad Abdüqadir Celaleddin Katarlık Nurgun Profesör Akademikler, okutkuşu okuğuşçular, artistler ve nurgun teknik hadimlerinin varlığını, bir kısmının izdiriki yok ikenlikini, ataklık dini alim Muhammed Salih Damollam'nın lagırdı can üzgenlikini tekitledi.
Pompeo Xitoy texnologiyasi bexatarligi tahdid dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Rossiya tabiiy gazini Germaniyaga yetkazadigan 2-chi shimoliy iqlim loyihasining Yevropaning energiya bexatarligiga tahdid solganligini ilgari surdi. Amerika ovozining 13 fevral bergan xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy texnologiyasining xatarlik ekanligini bildirgan. Xabarda Mike Pompeo Polshadagi rasmiy davlat ishlari ziyoratida bayonot e'lon qilib, 2-chi shimoliy iqlim loyihasining Yevropaning energiya bexatarligi uchun tahdid ekanligini, Washingtonning turbi yo'li loyihasiga qarshi ekanligini, bu Rossiyaning tabiiy gaz eksportidagi ortiqchiligini oshirib, boshqa Yevropa davlatlarini Rossiyaga beqindi qilib qo'yadiganligini ta'kidladi. Amerika bilan Polsha o'rtasidagi energiya sohasi hamkorligining ahamiyatiga ishora qilgan Pompeo yana Polshaning NATO ramkasida mas'uliyatini ado qilayotganligi sababli mamnun ekanligini bildirdi. Mike Pompeo bayonotida yana Xitoyning pantexnika va telegraf shirkati Huawei to'g'risida to'xtalib, egalik huquqliq davlat bo'lgan Polshaning bu xildagi texnikalarni ishlatishining o'zining qaroriga bog'liq ekanligini, biroq Xitoy shirkatlarining texnikalarini tanlashning xatarlik ekanligini bildirdi. Xabarda Polsha tashqi ishlar ministri Yasek Chabotovich 2-chi shimoliy iqlim loyihasi to'g'risida Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan o'xshash fikrga ega ekanligini, mazkur loyihaning Yevropaning energiya bexatarligiga foyda olib kelmaydiganligini, Polshaga o'rinlashtirilgan Amerika askarlari sonini ko'paytirish masalasini ham muzokara qilganligini qayd qildi. Anwar Ibrohim Xitoy kengaymachiligiga taqobil turaylik dedi. Xabariyati to'rining 13 fevral bergan xabarida bildirilishicha, Anwar Ibrohim Sharqi Janubiy Osiyo davlatlarini Xitoyning kengaymachiligiga qarshi o'rtaq harakat qilishga chaqirdi. Xabarda Malayziyada zo'r ta'sirga ega parlament a'zosi va hozirgi bosh minister Mahathir Muhammadning o'rinbosari deb qaralayotgan Anwar Ibrohim 13 fevral Virginiya shtatida bir tadqiqot organining yig'iniga qatnashganda Sharqi Janubiy Osiyo davlatlarini Xitoyning kengaymachiligiga taqobil turish uchun o'rtaq harakat qilishga chaqirdi. Xitoyning Janubiy dengizda harbiy bazalarni qurish orqali kengaymachilik qilayotganligini eskartgan Anwar Ibrohim Janubiy Osiyo hamkorligi ichidagi davlatlarning Xitoyga qarshi birlikda harakat qilishining ahamiyatini ta'kidladi. Anwar Ibrohim so'zida Malayziya hukumatining 11 Uyg'urni Xitoyga qaytarmaganligi haqidagi savollarga javob berib, hukumatning bu 11 Uyg'urni Xitoyga qaytarmay Turkiyaga yo'lga solib qo'yganligining to'g'ri bir qaror ekanligini, Xitoy bilan Malayziya munosabatlarining Xitoyga savol qo'yishga davlat manfaati uchunla emas, balki boshqa har qanday bir xalqning adolati uchun so'z qilishga to'salg'u bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Shundaqla Malayziya hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan lager tuzumiga qarata ifoda bildirgan tunji musulmon davlati ekanligini, o'zining Xitoyni Uyg'urlarning haq-huquqlariga hurmat qilishga chaqiriq qilganligini, Sharq Turkistondagi lagerlar masalasining hargizmi Xitoyning ichki ishi emasligini ta'kidlaganligini bildirdi. Meral Akşener Abdurrahim Heyt'ning Turkiyada davolatilishi kerakligini bildirdi. Turkiyadagi cho'ng o'ktichi partiyalardan bo'lgan İyi Partiyasi boshlig'i Meral Akşener dangliq xalq naqshchisi va muzikant Abdurrahim Heyt'ning Turkiyada davolatilishi kerakligini bildirdi. Meral Akşener xonim 12 fevral seyshanba kuni İyi Partiyasining umumiy yig'inida Turkiyaning kun tartibidagi muhim masalalar haqida qilgan so'zida Abdurrahim Heyt haqida maxsus to'xtaldi. U hafta oxirida xalq naqshchisi Abdurrahim Heytning Xitoydagi turmada vafot bo'lganligi haqida xabar tarqalganda nihoyat azoblanganligini, bu uchurni qattiq surishtirganligini bildirdi. Meral xonim keyin Abdurrahim Heytning texi hayotligi oshkorlangan bo'lsa-mu, biroq uning salomatligining nacharlashib ketganligi haqida ma'lumotlar borligini tilga olib, men partiya ichidagi guruhi hay'at boshliqlari va parlament a'zolaridan darhol bir hay'at tashkillab hukumatdan talab qilish, hatto zarur bo'lsa ta Xitoygacha berish orqali uni Turkiyada davolashni qo'lga keltirishni talab qilaman dedi. Uning bu so'zidan keyin zal ichida qizg'in olqish sadolari yangradi. Meral Akşener xonim so'zi davomida Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan qo'shmoq tuqqan siyosatini mutilg'a elib turib, Uyg'urlarning uylariga Xitoy erlarining o'rinlashtirilayotganligi va buning qabul qilg'usiz bir ahvolligini tilga oldi. Meral Akşener xonim so'zi davomida yana Abdurrahim Heytning naqshchisining misralaridan naql elib turib, o'zining Abdurrahim Heytga salomatlik va sabr tilaydiganligini ifoda qildi. Shundaqla Turkiya hukumatini bu masalada aktiv harakat qilishga chaqirdi. Hafta sonu büyük ozanımız Abdurrahim Heyt'in cezaevinde vefat ettiği haberi yayıldı.
çalmadık, kapı bırakmadık. Devletimizin Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle ilgilendiği yok ki bilgi alabilelim. Vefat haberi yüreklerimizi dağladı. Ama sonradan anlaşıldı ki ozanımız yaşıyor. Şimdi grup başkan vekillerimiz üzerinden milletvekillerimizin bir heyet yapıp hükümetten talep edip ozanımızın durumunun ne olduğunu belki Çin'e giderek öğrenip belki Türkiye'de tedavi olma, hasta olduğuna dair bilgiler var. Türkiye'de tedavi olmasını sağlamak gibi bir görevi buradan size tevdi ediyorum. İnsan utanır be. Evlere Çinli erkekler yerleştiriliyor, Çinli erkekler. Günahtır be, günahtır. Siz nasıl Müslümansınız? Günahtır. Ne demişti Büyük Ozan? Dedim niçin korkmazsın? Dedi Tanrım var. Dedim ya başka? Dedi halkım var. Bu vesileyle kendisine sağlık ve sabır diliyorum. Şark Türkistan'da yolu koyulup atkan lager tüzümege karata sükütü durgan Türkiye hükümeti ahire 9. fevral günü sükütünü bozup Hıhtay rejimine Şark Türkistan'da yolu koygan ceza lagerlerini takaşka çakırgan idi. Türkiye Taşkışlar Ministerliği 9. fevral günündeki bayanatı da 21. esirde ceza lagerlerinin kaytadın otturgu çıkışı şunlıklı Hıhtay'nın Uygur Türklerine elip beri atkan sistemilik asimilasiya siyasını İnsaniyet üçün intayın çoğun numus dep körsetken idi. Hıhtay Taşkı İşler Ministerliği bolsa Türkiye'nin bu bayanatıdan kattık narazı bulup, Türkiye'nin Taşkı İşler Bayanatçısının pozisyasını naiti qabih dep ayıpligen bolsa mı, arkadılla Adalet ve Terakkiyat Partisi bayanatçısı Ömer Çelik'ten tegişlik halda kattık cevap algan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırı muhabbet köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.